Herkese merhabalar arkadaşlar. Sayı ve kesir problemleri soru çözümüyle karşınızdayız. Örnek 1. 3 katının 8 fazlasının yarısı 5 eksiğinin 2 katına eşit olan sayı kaçtır diyor. Öncelikle elde edeceğimiz sayıya x diyelim. Bunun 3 katının 8 fazlasının da yarısı alınmak istenmiş. Ve neye eşitmiş bu sayı? 5 eksiğinin 2 katına eşitmiş. Pekala. 3x artı 8 burada kalsın. Bölü 2 eşittir. 2'yi dağıtalım içeriye. 2x eksi 10 yapar. Pekala. Bu 2'yi de karşıya çarpım olarak gönderirsek 3x artı 8 eşittir 4x eksi 20 demek zorundayız. Buradan 3x'i karşıya gönder. X eksi 20'yi de bu tarafa gönder. Eşittir 20 artı 8'den elde etmemiz gereken sayı Denizli şıkkında doğru olarak verilmiştir. Geçelim diğer soruya. Bir kesrin değeri 3 bölü 8'dir. Hemen yazalım. Kesri 3 bölü 8 olan, değeri 3 bölü 8 olan kesir direkt 3 bölü 8 değil. 3k bölü 8k denilebilir. Bu kesrin payını 6 ekleyip paydasından 12 çıkardığımızda diyor. Hemen yapalım. Bu kesrin payını 6 ekledim ve paydasından 12 çıkaracağım. Bu kesrin değeri ne oluyormuş? 2 bölü 3 oluyormuş. Devam edelim. Öncelikle içler dışlar çarpımımızı yaparsak 9k artı 18 eşit 16k eksi 24 diyeceğiz. 9k'yı bu tarafa gönderelim. Burada kaldı 7k. Eksi 24'ü bu tarafa gönderirsek 42 sayısını elde etmiş oluruz. Peki buradan k kaçtır arkadaşlar? K sayısı 6'dır. Buna göre kesrin payı paydasından kaç eksiktir? Başlangıçtaki kesrimiz neydi? 3k bölü 8k. K'yı kaç bulmuştuk? 6. K'yı yerine yazarsak 3 çarpı 6 bölü 8 çarpı 6. Ne gelir arkadaşlar? 18 bölü 6 kere 8. 48. Payı paydasından kaç eksiktir diye soruyordu. 48'den 18'i çıkarırsak doğru cevabı 30 buluruz. Burada kesri k'yı yerine yazarak işte 48'den 18'i çıkararak değil de direkt olarak 8'den 3'ü çıkar 5. K kaçtı? 6 eşittir. 30 cevabını da verebilirdiniz. Diğer sorumuzdayız. Adnan parasının 3 bölü 8 ile kalem, geri kalan parasının 4 bölü 5 ile defter alınca geriye 10 TL'si kalıyor. Adnan kaleme kaç TL vermiştir diye soruyor. Pekala. Adnan'ın parasına biz 8K diyelim. 8K'nın 3 bölü 8'i nedir arkadaşım? 3K. Peki buna ne almış? Kalem. Kalemi sorduğu için bunu bir unutmayalım. Geriye ne kadar parası kaldı? 5K. Bu 5K'nın 4 bölü 5'i ile defter alınca geriye 10 TL'si kalıyor diyor. Peki hala bu 5K'nın 4 bölü 5'i nedir? 4K. Bu 4K'ya ne aldı peki? Defter aldı. Peki bu parayı da harcadıktan sonra Adnan'ın geriye ne kadarı kaldı? K lirası. Bu K liraya ne demiş soruda? 10 TL'si kalıyor demiş. Demek ki K kaçmış? 10. Kaleme ne kadar harcamıştır diyor. Kaleme 3K harcamıştı. 3 çarpı 10 eşittir. 30 lirasını kaleme vermiştir diyebiliriz. Diğer sorumuzdayız. 8 kalem ve 3 defterin fiyatı 35 TL'dir. 7 kalem ve 4 defterin fiyatı ise 38 TL'dir. Buna göre bir defterin fiyatı bir kalemin fiyatından kaç TL fazladır diye soruyor. Soruyu şöyle çözelim. Kalemlere K diyelim. 8 tane kalem deftere de D dersek 3 tane de defter aldığında bu adam 35 lira hesap ile karşılaşıyor. 7 tane kalem artı 4 tane defter alınca yazalım. 7 tane kalem 4 tane de defter alınca bu adam 38 lira fiyat ödemek zorunda kalıyor. Bize sorduğu şey bir defterin fiyatı bir kalemin fiyatından kaç TL fazladır? Elimizde 2 tane bilinmeyenli 2 tane denklem var. Buna sistem diyeceğiz. Pekala. Ben üstteki denklemden alttaki denklemi çıkardığım zaman 8K'dan 7K'yı çıkar K. 3D'den 4D'yi çıkar, eksi D eşittir. 35'ten 38'i çıkardığımızda ne kalır? Eksi 3. Eğer K eksi D eksi 3 ise D eksi K eşittir 3'tür. Böylelikle defterin fiyatına D demiştik, kalemin fiyatına da K demiştik. Defterin fiyatı kalemin fiyatından 3 lira fazladır diyebiliriz.
Diğer sorumuzdayız. Ahmet Semih'e 16 TL verirse, hemen Ahmet yazalım ve Semih yazalım. Şimdi bu Ahmet Semih'e 16 lira veriyor. 16 lira verdiği zaman paraları eşit oluyor. Şimdi ben söyleyebilirim ki Ahmet'in Semih'ten 32 lira fazlası vardır. Neden? Çünkü Ahmet Semih'e 16 lira verdiği zaman 16 lira fazla parası olacaktır. Ve Ahmet yine Semih'e 16 lira verdiği zaman Ahmet'in de parası 16 lira daha eksik olacaktır. Şimdi paraları eşitse demek ki Ahmet'in A lirası varsa Semih'in aslında daha önce A eksi 32 lirası vardı. Pekala, diyor ki eğer Semih Ahmet'e 12 lira vermiş olsaydı o zaman ne olurdu? A eksi 32 eksi 12 lirası olurdu. Ahmet'in ise A artı 12 lirası olurdu eğer Semih Ahmet'e vermiş olsaydı 12 lira. Şimdi burada Semih'in ne kadar parası kalacak? A eksi 32 eksi 12 ne olur? A eksi 44 olur. Bura yine A artı 12 olur. Diyor ki Ahmet'in parası Semih'in parasının iki katı olacaktı. Yani Ahmet'in parası şu kısımdı, eşittir diyeceğiz. Bunun ne kadar olacakmış? İki katı. Şimdi şuradaki denklemi çözelim. A artı 12 eşittir 2A eksi 88 diyebiliriz. Bu A'yı diğer tarafa attığım zaman burada A kalacaktır. Eksi 88'i diğer tarafa attığım zaman 100 bulacaktık. Ahmet'in başlangıçtaki parasını sormuş. Ahmet'in başlangıçta 100 lirası vardır diyebiliriz. Diğer örnek. Bir su deposunda bir miktar su vardır. Suyun miktarını söylememiş. Depoya 500 litre daha su ilave edersek deponun 1 bölü 5'i kadar su taşıyor. Hemen kesirli ifadeleri şöyle işaretleyelim. Eğer ilk durumda depodan 200 litre su alsaydık deponun yarısı kadar su dolacaktı. Bu yarısı demek ne demek? 1 bölü 2'si. Hemen bu kesri de işaretleyelim. Buna göre deponun tamamı kaç litre su alır demiş. Hemen arkadaşlar 1 bölü 5 ve 1 bölü 2 bunların paydaları ne? Birisi 2, diğeri 5. 2'nin ve 5'in ortak katı 10 olduğu için ben deponun tamamına 10K diyeceğim. Pekala. Diyor ki depoya 500 litre daha su ilave edersek deponun 1 bölü 5'i kadar su taşıyor. Bu deponun 1 bölü 5'i ne kadar? 1 bölü 5'i 2K. Bu taşan su miktarı artı diyelim. Peki depodan ilk durumda depodan 200 litre su alsaydık, 200 litre su alsaydık diyor. Deponun yarısı kadar su olacaktı. Deponun yarısı ne kadar arkadaşlar? 1 bölü 2'si 5K. Değil mi? Pekala, arada ne kadarlık bir fark var? 7K'lık bir fark var. Değil mi? Pekala, bu 7K'lık fark neye eşit olur? Birinde 200 litre su eksiltiyoruz, diğerinde 500 litre su pompalıyoruz depoya. Nedir bu o zaman? 700 litre fark vardır, değil mi? K kaçmış arkadaşlar? K 100'müş. Deponun tamamı kaç litre su alır demiş. 10 çarpı 100'den doğru cevap 1000 olacaktı. Devam edelim. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişer ikişer otururlarsa 5 öğrenci ayakta kalıyor. Üçer üçer otururlarsa 4 sıra boş kalıyor. Buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır diye bir soru sormuş bize. Şimdi bu soruda bilmediğimiz şey öncelikle bence sıra sayısıdır. Siz de sıra sayısından yola çıkarsanız bu soruları çözebilirsiniz. Sıra sayısına biz x diyelim. Diyor ki bu sıralara herkes ikişer ikişer oturursa, yani bu x tane sıraya herkes ikişerli oturursa toplamda da ekstradan 5 tane öğrenci ayakta kalıyor. Bu sıralara üçer üçer otururlarsa da 4 sıra boşta kalıyormuş. Yani toplam sıra sayısından 4 çıkarıyoruz. X eksi 4 tane sıraya herkes üçerli üçerli oturmuş aslında. Şimdi şurası neydi? Burası sınıf mevcudu değil mi? Mevcut diyelim buna. Sağ taraftaki neydi? O da aynı sınıf değil. Bu da aynı sınıf mevcudu. O zaman bunlar birbirine eşit. Denklemi çözersek 2x artı 5 eşittir 3x eksi 12. Şu 2x'i diğer tarafa at. X kaldı. Eksi 12 diğer tarafa at. Eşittir 17. Bu x neydi? Sıra sayısı. Pekala, bu sınıfta kaç öğrenci vardır diyor. Biz mevcuda ne demiştik? 2x artı 5 demiştik. Dolayısıyla 2 çarpı x'i bulduk artık. 17 artı 5 dersek 34 artı 5'ten
sınıfta aslında 39 kişi olduğunu elde edebiliriz. Bir diğer örnekte karşınızdayız. Dolu bir meyve suyu şişesi 900 gram gelmektedir. Meyve suyunun dörtte biri içilirse meyve suyu şişesi 750 gram geldiğine göre boş şişe kaç gramdır? Şimdi bu tarz sorularda önemli olan gidip boş şişeye bir A diye bir sayı atamak, harf atamak. Sonrasında içindekilere de işte K, 2K, 3K, 4K diye sayı atamak yerine öncelikle şöyle diyelim. Kaçta kaçının içildiğinden bahsediyor? Dörtte birinin içildiğinden bahsediyor. Pekala, meyve suyunun içerisindeki yani kutunun içerisindeki meyve suyunun ağırlığına 4K diyelim. Bunun K kadarı içiliyor. Ne kadarı kalıyor? 3K mı? Bu K kadar içilen kısım aslında ne kadarmış arkadaşlar? 900 gram geliyormuş şişe. 900 gram içildikten sonra 750 gram kalmış. Ne kadarı içilmiş? 150'si. Demek ki bu K neymiş? 150. O halde bu kutunun içerisinde 4K kadar meyve suyu yok muydu? 4 çarpı 150'den aslında kabın içerisinde 600 gram meyve suyu varmış. Kap başta ne kadar ağırlıktaydı? 900 gram. 600 gram da içindeki meyve suyuymuş demek ki kabın ağırlığı neymiş? 300 grammış diyebiliriz. Diğer sorumuza devam edelim. Bir çubuk 8 eşit parçaya ayrılıyor. Bu çubuk 10 eşit parçaya ayrılmış olsaydı her bir parça 6 santimetre daha kısa olacaktı. Buna göre çubuğun boyu kaç santimetredir? Şimdi ben çubuğu 8 eşit parçaya ayırdıktan sonra her bir parçanın uzunluğuna A diyeyim. Ve toplamda kaç parça var elimde? 8 parça var. Eğer 10 eşit parçaya bölmüş olsaydık, 10 eşit parçaya bölmüş olsaydık her bir çubuğun uzunluğu 6 santimetre daha kısa olacaktı diyor. Az önce ne kadardı? A santimetreydi. Şimdi A eksi 6 santimetre olacakmış. O halde ikisi de çubuğun toplam boyuna eşit olduğuna göre bunlar birbirine eşittir. 8A eşittir. 10A eksi 60 dersek 8A'yı bu tarafa at 2A. Eksi 60'ı diğer tarafa at 60. O halde A kaçtır arkadaşlar? A 30'dur diyebiliriz. Çubuğun boyunu soruyor. Başlangıçta çubuğun boyu neydi? Bu kesilen her bir parçanın uzunluğu 8A'ydı. 8 çarpı 30'dan doğru cevabın 240 santimetre olduğunu bulabiliriz. Bir diğer sorumuz. Abidin 7 adım ileri 2 adım geri atarak yolda yürümektedir. Buna göre Abidin 71 adım attığında yürümeye ilk başladığı noktadan kaç adım ileridedir diye soruyor. Şimdi bu adam 7 adım ileri atıyor ve sonrasında hemen 2 adım geri atıyor. Toplamda bu adam 9 adım attı. Fakat 7 adım ileri artı 7 eksi 2 adım da geri gittiği için toplamda sadece 5 adım ilerleyebildi. Yani bu adamın her 9 adımı sadece 5 adım ileri götürüyor abidini. Pekala. Şöyle diyelim. Toplam 71 tane adım attığında bu 9 adımlık periyotlardan kaç tane yapmıştır? Hemen 71'i 9'a bölüyorsun. Kaç defa var? 7 defa. 7 çarpı 9, 63 çıkarırsak ne gelir? 8. Yani bu adam 9 adımlık periyotlardan 7 defa yapmış ve her 9 adım attığında eğer sadece 5 adım ilerleyebiliyorsa bu periyotlardan 7 defa yaptığına göre 7 çarpı 5'ten başlangıçtan sadece 35 adım ilerideydi. Şimdi şurada kalan ne olacak? Burada kalan arkadaşlar bu periyodu bitirdikten sonra bu 8 adımlık kalan kısmı önce 7 adım ileri diye değerlendirecek. Sonra sırada ne vardı? 2 adım geri atması gerekiyordu ama sadece 1 adım geri atabilecek. Neden? Çünkü 8 adım hakkım kaldı, değil mi? Burada ne kadar ileri gitmiş olur? Burada da 6 adım ileri gitmiş olur. Şurada ne bulmuştuk? 35 adım bulmuştuk. 35 artı 6'dan bu adam 71 adım sonucunda 41 adım ileri hareket etmiş olur. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı en kısa süre içerisinde kanalıma yüklenecektir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.